Merhaba arkadaşlar, Soner Bey yanımızda, Honda Forza kullanıcısı. Honda ile alakalı, Forza ile alakalı biraz bilgi alacağız kendisinden. Biraz anlatır mısınız motoru? Yani gidişi nasıl? İşte yakıtından memnun musunuz? Ya açıkçası o tarz çok derin konulara şu an için inemeyeceğim. Forza'yı ben de yeni kullanmaya başladım. Daha 100 km bile olmadı. Şu an rodajda olduğum için zaten 5000'de 80 km yukarısına çıkmamaya özen gösteriyorum. Hmm. Ama bugün böyle kullanılan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla ortalama tüketimi diğer skuterlara göre biraz yukarıda olsa da performansıyla bunu göz ardı edebiliyorsunuzu söylüyorlar. Honda Forza 300 mü? Honda Forza 300 diye geçiyor modeli ama aslında 279 cc'lik bir motora sahip. Yaklaşık olarak 25.6 devir gücünde bir motoru var üstünde. Aslında bu motorun 279 cc olmasının avantajlarından bir tanesi diğer muadil sayabileceğimiz işte Yamaha'daki ve diğer markalardaki 249 cc'lik arkadaşlarına göre biraz daha güçlü. Fakat buradaki en önemli husus bu gücün size bir de maliyeti var tabii ki. Bildiğiniz gibi eğer 249 cc'nin üzerinde bir motora sahipseniz Türkiye'de vereceğiniz ÖTV oranı %37'ye çıkıyor. O yüzden diğer muadillerinden biraz daha yukarıda bir fiyatı var. Az önce bahsettiğim işte SRM olsun, Yamaha olsun. Bu markaların muadillerine göre biraz daha yukarıda fiyatları var. Ama Kawasaki'den de bir Kimco'dan da biraz daha aşağıda fiyatı var. Çok az da olsa. Bu tarz arada bir model açıkçası. Ben Honda'yı, bundan önceki motorum da Honda'ydı. Honda PCX kullanıyordum. PCX sonrası tekrar hani Honda'dan vazgeçmedim. Çünkü Honda'nın gerek satış sonrası hizmetleri, işte mesela bu motorun 4 yıl yetkili servis garantisi var. Çok iyi. Onun haricinde mesela şu anda İstanbul Anadolu yakasının özelinde bahsedecek olursak Anadolu yakasında sadece 6 tane yetkili servis var. Yani işte, duyuyorsunuz arkadaşlar 4 yıl boyunca. Diğer herhangi bir markada ben bilmiyorum, hani çok da takip etmiyorum açıkçası ama görmedim de. Mesela Yamaha'da 2 yıl. 2 yılı bir gıdım geçtikten sonra artık her şey Honda'nın size... bütün 200 cc üstü motorlarında bu dediğim geçerli. Sadece Forza'ya özel bir durum da değil bu. Artı dediğim gibi yetkili servislerin yaygın olması da gerçekten çok güzel. Tercih yapabiliyorsunuz. Sadece bir yere veya bir kişiye, bir ustaya bağlı kalmıyorsunuz. Bu da bence en büyük avantajlarından bir tanesi. Marka tercihi olarak tamamıyla. Benim ilk aklıma gelenler bunlardı. Forza'yı tercih etmem. Mesela en büyükleri bunlardı. O yüzden Forza'yı tercih ettim. Yoksa diğer muhabbetleri olan işte X-Max'tir, işte SRM'nin Joyride'ları vesaire gibi motorlar da hani daha uygun olduğu için tercih edilebilirdi. Fakat ben tercih etmedim. Bence çok güzel bir motor. Yani görünüşü de çok güzel zaten. Evet. Yani şu anda gidişini bilmiyoruz tabii. Siz de yenisiniz. Evet, çok fazla maalesef. Ondan sonra benim de çok fikrim yok. Ama inşallah ileride bir kere daha şey yaparız. Tabii ileride inşallah bir kilometreyi bir atlatalım, rodajı bitirelim. Evet. Onun sonrasında tekrar karşılaşırsak. Memnuniyetle. Tabii. Ben şeyi yapmak isterim. Bir daha çekim yapmak isterim. Ben motoru yakından göstereyim arkadaşlar size biraz. Şöyle özellikle şu tarafını göstereyim. Bir de bagajını göstereyim. Yani iç hacmi de bayağı büyük. İçerisinde şu anda bir tane full face kask var. Diğer bölüme bir full face kask artı birkaç aparat daha sığabiliyor. Şu anda işte bir branda, zincir, işte takım çantası vesaire gibi İsterseniz buraya paltonuzu bile şey yapabilirsiniz, montunuzu bile söyleyebilirsiniz. Yani eğer tek kişiyseniz aslında yeterli seviyede bir bagaj hacmine sahip. Ama artçıyla beraber tabii ki de bir takkez olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok sağ olun sohbet için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.